depremden önce Hatay'da iki tanesi resmi, dört tanesi özel olmak üzere altı tane hastanemiz vardı. Antakya ve Defne için konuşuyorum. Deprem sırasında iki tane resmi ve üç özel hastanemiz maalesef kullanılamaz hale geldi veya yıkıldı. Sadece bir tanesi ayakta kaldı. Bir zaman sonra siz de biliyorsunuz Defne Devlet Hastanesi açıldı. İlk etapta zor şartlarda hizmet veriyordu. Gittikçe iyileşiyor ama hala kat etmemiz gereken yol olduğunu düşünüyorum. Giderek iyileşiyor. Sahra Hastanemiz var şu an yine resmi olarak. Bir de Kocaeli Belediyesi'nin önceden kurduğu, şu an Sağlık Bakanlığı denetiminde olan Kocaeli Hastanemiz var. Deprem sırasında tabii ki hastanelerimizin hemen hemen hepsi yıkıldı. Aile sağlığı merkezlerimizin birçoğu yıkıldı. 65 tane doktor arkadaşımızı kaybettik. 5'inin cenazesine daha henüz ulaşamadık. Tabii ki aksamalar yaşandı. İlk başta çok fazla olmasına rağmen hani bütün hastalar çevre, ilçe veya illere sevk edilmek zorunda kalmıştı. Yavaş yavaş düzeliyor ama hala yolumuz biraz uzun sanırım. Çünkü yıkılan asemelerin yerine henüz yenisi yapılamadı. Konteynerlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Konteynerlarda da verdiğimiz hizmet tam istediğimiz şekilde sağlıklı olmayabiliyor. İlk etapta alerjik hastalıklar çok oldu. Moloz kaldırmalara bağlı, yıkımlara bağlı. Solunum sistemi hastalıkları çok oldu. Bir dönem sonra bir uyuz salgınımız oldu. Uyuz salgını da genelde insanlar hem kalabalık, konteyner içinde kalabalık yaşamalarından hem de konteyner kentlerde hani dar bir alanda çok kişi yaşamasından kaynaklanan hızlı bulaşıcı bir hastalık olduğundan bir salgınımız oldu. Şu an o salgın bitmiş gibi gözüküyor. Yaklaşık iki haftadır gribal enfeksiyon salgınımız var. Şu an bununla mücadele ediyoruz. Hastamız da bayağı var. TTB ve SES ortak olarak depremden 2-3 gün sonra burada bir koordinasyon merkezi kurduk. Koordinasyon merkezimizden bütün köylere, bütün mahallelere ulaşabildiğimiz bütün yararlılara ulaşmaya çalıştık. Kimini biz tedavi ettik, kimini ağır olduğu için hastanelere sevk etmek zorunda kaldık. Koordinasyon merkezimizde Psikiyatri Derneği'nin ve TODAP, Psikologlar Derneği'nin çok çalışması oldu. Şu an halen Psikiyatri Derneği'nin konteyneri var. Dönem dönem biliyorsunuz ishal salgınları olabilir, solunum yolu salgınları olabiliyor. O salgınlar her zaman mümkün ve sadece deprem bölgesinde değil, bütün ülkede görünmesi mümkün. Onlara mümkün olduğunca dikkat etmek gerekiyor. Deprem bölgesinde biraz daha fazla dikkat etmek gerekir çünkü hani burada yaşam biraz daha zor. Isınmadan tutun, elektrik kesintileri çok fazla, barınmaya kadar, beslenmeye kadar hani istediğiniz besine her zaman ulaşamayabiliyorsunuz. Ya halk yoksulluk yüzünden ulaşamıyor ya işte ulaşım hala ciddi bir sorun. Antakya'da sadece 4-5 güzergahta saatte bir geçen bir otobüsle ulaşım sağlanamıyor. Hani ulaşsanız bu sefer gıdayı korumakta zorluk çekiyorsunuz. Konteynerde yaşadığınız için mini buzdolabı olabiliyor en fazla. Hani beslenme, temizlik biraz daha zor olduğu için burası biraz daha hassas olur diye düşünüyorum.